Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz, sefalar getirin. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diyorum. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sonunda o beklediğimiz güncelleme, gizli güncellemeyi Fortnite getirdi ve yavaş yavaş eventle alakalı şeyler görmeye başladık. Eventimiz başladı. Bunu sizlere videoda zaten açıklıyorum nasıl olduğundan. Yeni yeni güncellemeler getirdi Fortnite. Neyse, izleyin videoyu anlayacaksınız zaten ve biliyorsunuz ki ben VS takımı diye bir şey kurdum. Çok güzel istek oluyor arkadaşlar. Hepinize her gün VS atıyorum. Eğer sizler de VS takımına katılmak istiyorsanız Discord'a gelin. Discord zaten şu an ekrana çıkmıştır. Discord'a geliyorsunuz. Her akşam saat 7-8 gibi 20-25 kişiyle sırayla VS atıyorum. Birebir kendim atıyorum. Sizleri ben kendim takıma seçiyorum. Eğer sizler takıma gelmek istiyorsanız Discord'a gelin. Nasıl takıma katılacağınız zaten modlara sorun. Onlar cevap verirler. Hepinizi takıma bekliyorum gençler. Ve biliyorsunuz sadece ama sadece uzanlar like atıyor arkadaşlar. Uzanıyorsanız like atmayı unutmayın. Ve bu arada bir şey diyeceğim. Yarın kendi Fortnite ismimi, telefon numaram yaptım diye bir video yapmayı düşünüyorum. Bu videoyu isteyenler de bir 1500 like atarsa sevinirim. Bir görelim bakalım kaç kişi istiyor. Ayrıyeten biliyorsunuz benim W Soldier diye de bir kodum var. W Soldier konu kullananları bu şekilde Instagram'dan atanlara video çıkarıyorum. Eğer siz de videoma çıkmak istiyorsanız bu şekilde Instagram İpekçiber oraya alın videonuzu göndermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi bakalım videoya geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Evet gençler, şimdi şöyle hoş geldiniz. Faizi izleyeceğiz sizlere. Normalde bugün ne videosu gelecekti? Bugün normalde zaten Discord'dan öğrenmişsinizdir. O içerik gelecekti. Söylemeyeyim şimdi, spoiler olmasın. Ama o gele yetiştiremedim ama yarın gelecek. Bugün şöyle bir şey yaptı Fortnite. Belki aranızda görenler olmuştur. Bu arada faizi izleyeceğiz bir yandan da. Biliyorsunuz faizi videoları gerçekten çok zevkli oluyor. Mesela burada adam küfrettiği gibi falan. Şimdi sizlere çok önemli bir duyurum var gençler. Zaten başlıktan gördünüz. Bugün Fortnite öğlen saatlerinde biliyorsunuz ki bir tane kapakçığımız var. Biliyorsunuz zaten. İlla görmüşsünüzdür. Görmeyenler için şu an ekrana çıkarıyorum nasıl bir şey olduğunu. Bu kapakçıklar vizitörlerin roketlerinin kapakçıkları zaten biliyorsunuz. 7 tane ayrı vizitör yani ziyaretçimiz var. Ve o kapakçıkların hepsi kapalıydı. Ama bugün Fortnite gizli bir güncelleme getirdi. Ve eventimizin ilk olanaklarını bizlere sundu arkadaşlar. Ve eventimizin, roketlerimizin ilk kapakçığı açıldı ve roketi dışarıya çıktı. Şu anda ekrana gelmiştir zaten görüntüsü ve şöyle bir şey daha oldu arkadaşlar. Sizlere eventle ilgili bildiğim her şeyi bu videoda anlatacağım. Tarihi ne olacak vesaire ve birkaç teorim var. Bence hak vereceksinizdir, o yüzden sona kadar izlemeyi unutmayın. Bu sırada da biz de zaten faizi izleyeceğiz bu arada. Oha, ne okuyordu lan adam. Neyse, bugün Fortnite gizli güncellemesiyle beraber oyun dosyalarına şu an kapakta gördüğünüz kırmızı küpe ekledi arkadaşlar. Yanlış görmediniz, kırmızı küpe ekledi. Bu arada Hatice bakalım ne yapacak. Bir dakika, şu Hatice'yi bir izlemek istiyorum. Hatice'cim, adam kar topunun içine girmiş olabilir mi acaba Hatice? Oh, şimdi girdi. Hatice vur. Hatice ne yapıyorsun? Hatice'cim ne yapıyorsun güzelim? Öyle salak gibi oynarsan ölürsün de yaparsın tabii yani. Neyse gençler, bugün oyun dosyalarına kırmızı küp eklendi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak ve şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda neyimiz var? Daha Chapter 1 sezon 4'ten kalma olan vizitörlerin roketleri var. Biliyorsunuz o herhalde ilk gözükmüştü roketler. Ve ne var? Biliyorsunuz gene bizim sezon 9'da, Chapter 1 sezon 9'da yaratık, yani yaratığımız vardı biliyorsunuz. V'si bizim kendi robotumuz vardı böyle kocaman bir tane ve onun kolu şu an nerede arkadaşlar? Şu an denizde. Şöyle bir şey olacağını düşünüyorum kırmızı küpte eklendiği için. Kırmızı küpün eklenmesi bu teorimi çok büyük destekliyor bence arkadaşlar. Bu arada biraz ikisini kısacağım. Şeyi bir dakika şöyle hemen. Şimdi kırmızı küp eklendi. Roketlerimiz var. Vizitörlerimiz var. Ve sonrasında şeyimizin, robotumuzun kolu var. 3 farklı eventten 3 farklı unsur bizlerle gençler. Bence bu sefer Fortnite bütün eventlerin karışımında bir şey yapacak ve bütün konuları birbirine bağlayacak diye düşünüyorum. Eventlerin hepsinden birer şey getiriyor. Aynı ne gibi? Chapter 3 haritası gibi. Çünkü niye? Chapter 3 haritasında Chapter 1'den şeyler var, Chapter 2'den şeyler var. Ve bence bu sefer Chapter 3 sezon 1'de, yani eventinde, eventin tarihi daha belli değil ama başlıyor yani artık yavaş yavaş. Böyle ufak ufak teaserlar göreceğiz. Kapakçıklar açıldı işte vesaire. Her hafta büyük ihtimalle haritada güncellemeler olacaktır eventle alakalı. Gördüğünüz gibi bence eventte gençler Chapter 1 ve Chapter 2 eventlerinin karışımı olacak gibi geliyor bana. Ben böyle düşünüyorum. Bakalım bu arada Zeynep abla ne yapacak? Ooo Zeynep? Helal olsun kız, valla oynuyorsun ha bu oyunu. Bence böyle bir şey olacak. Ben böyle bir teori düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü işin garibi kırmızı küp dosyaları eklendi. Ondan sonra roket kapakları açılmaya başladı. Zaten kol var. Hani denize düşmüş bir kolumuz var. Bütün eventlerde, önemli eventlerde farklı farklı unsurlarımız var yani. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum gençler. Sizler de yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Eventimize başlamış bulunuyor Fortnite. Bakalım bu sezon event nasıl olacak? Haritada sürekli... Uy ne vurdu lan? Haritamızı böyle böyle güncellemeye başlayacaklar. Bunu sizlere söylemek istedim. Bence önemli bir haber çünkü bu. Yavaş yavaş artık haritada değişiklikler göreceğiz çünkü. 13 vuruyordu. Aa bu ne silah lan, ilk defa gördüm. İyi 4 işte, çok kötü oluyor. Bu arada arkadaşlar şunu birçoğunuz bilmiyorsunuz. Örümcek adamla havada uçarken
hasar yediğiniz zaman ölüyorsunuz gençler çok yukarıdaysanız. Haberiniz olsun, fall damage yiyorsunuz yani. Hadi ben böyle örümcek adamla gideyim. Biri vurursa bir şey olmaz. O kalktı artık. 2-3 gündür böyle biliyorsunuz. Yani bilmeyenler için anlatıyorum daha doğrusu. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Artık örümcek adam şeyini kullanırken, ağını kullanırken dikkatli olun. Havada damage yerseniz aşağı boylarsınız yani. Ben size söyleyeyim. Bu arada şunu da söylüyorum tekrar. Yarın Fortnite ismimi söyleyeyim videoya. Yani bilin yani iyi olur. Fortnite ismimi telefon numaram yapacağım arkadaşlar. Bakalım tepkiler ne olacak? İnsanlar bizi arayacak mı öldürdüğüm kişiler vesaire? Bunu merak ediyorum. Bu içeri isteyenler yorumlara lütfen yazsın. Lütfen istiyorum falan yazsın. Ben de anlamış olayım. Eğer 150 yorum gelirse böyle çekeceğim yani. Onu çektim daha doğrusu. Atacağım yani. Benim hoşuma gitti çünkü bilmiyorum. Dedim bugün de bir event duyurusu yapalım. Hani hem teori videosu yapalım. Eventten bahsedelim hep beraber falan. Bak dediğim olay gene gördünüz mü? Örümcek adamına vurdu ve yok oldu. Dedim eventi duyurusunu yapalım. Çünkü artık başlıyor eventimiz. Yavaş yavaş haritada küçük küçük teaserlar. İşte depremler vesaire zaten oluyor fark etmişsinizdir. Böyle bir ekran falan sallanıyor. Hortumlar falan. Onlar da zaten başlayacak yakında. Bunlar da büyük ihtimalle eventle alakalı şeyler olacaktır bence. Eventle bir... Oğlum herkesin canı bir lan. Bu ne oğlum, herkes nasıl yok ediyor bu adam? Niye herkes gri? Hiçbirinin shield'ı yok. Evet reis, gerçekten aim'inden öpüyorum. Tebrik ederim Mustafa. Çok kötü bir aim yaptın yani sonunda. Harbiden inanılmaz. Ve bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi gençler ama şu sıra herkes şu ekranda gördüğünüz ses şeyini kullanıyor. Hani bütün pro oyuncular falan bütün bu ses şeyine geçtiler. Ses ekranda gözüken ayara geçtiler. Yani bunun ne özelliği var? Niye herkes böyle buna geçiyor anlamadım. Herkes artık oyundaki şeyi sesini kullanıyor. Normal, hani bak bu sesi kullanıyor işte, bakın ekranda görüyorsunuz şu an. Eskiden bunu kulaklığı kötü olanlar kullanıyordu, şimdi herkes kullanıyor. Niye acaba anlamadım yani. Bir özelliği vardır büyük ihtimalle prolar kullandığı için ama. Uy, tam yerine denk getirdi. Harbi helal olsun. Reis öldüğün gibi sanki. Bu örümcek adam harbi insanı fake'e getiriyor gençler. Onu bir fark etmişsinizdir yani. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Aa bu kim? Cold Effect. 17.000 arena puanı var. Uhuuu. Noskop attı. Hem de havada. Şaka yapıyorsun ya. Kral. Uy. Bu öyle bir şey beklemiyordum. Ben ölecek gibi bir şey bekliyordum. Yalan yok. Bir ölecek gibi hissetmiştim yani. Oh, sniper'ıydı harbiden. Tam dedi sniper. Boom dedi sniper'ıydı orada. Unlucky bro. Hep de fark ettiniz mi? Fail'ler. Aha. Hatice abla. Çok güzel bağırmadın mı? Helal olsun ablacım. Helal olsun derken gene çok hızlı bir faiz videomuz bitti. Gençler biliyorsunuz böyle faiz videoları çok güzel oluyor. Hem duyuruları bu videolarda yapıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eventimiz başlıyor. Ve başladı zaten artık. Bakalım nasıl bir event bizi bekliyor. Herkes teorisini yorumlara yazmayı unutmasın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay.